Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Özgür Çetin. Kişisel YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Death Stranding isimli ilginç bir oyunu anlatmak istiyorum. İlginç hikayesi, romantik kargücüsü Sam Bridges ve diğer öğeleriyle yeni bir dünyanın kapılarını açan Death Stranding, bugüne kadar oynadığım en ilginç oyun unvanını açık ara elde ediyor arkadaşlar. İlk olarak PlayStation 4 için 8 Kasım 2019 tarihinde piyasaya sürülen Death Stranding'in PC yani bilgisayar sürümü ise koronavirüs sürecinden dolayı biraz ertelendi ama Temmuz ayında sevenleriyle buluştu. Ben PlayStation sürümünü oynamadım ama PC sürümünün hem grafik hem de oynanış anlamında rahat bir deneyim sunduğunu söyleyebilirim. Death Stranding'in arkasındaki isim olan Hideo Kojima oyun dünyasının ilginç karakterlerinden biri. Japon oyun geliştirici bugüne kadar çok fazla oyuna imza atmamış olsa da en önemli eseri olan Metal Gear serisi onun hayal dünyasına yolculuk yapmamızı sağlamıştı. Peki Death Stranding'in hikayesi ne? Bu oyunda da hayal dünyasının sınırlarını zorlayan Kojima yine ilginç bir çalışmaya imza atmış. Oyunun konusuna bakacak olursak post-apokaliptik yani kıyamet sonrası bir dünya var karşımızda. Ancak bu kıyamet sonrası dünya sandığımız gibi insanların meydana getirdiği bir olaya dayanmıyor. Esrarengiz bir patlama sonucunda dünya farklı bir yere dönüşüyor. Hayatta kalan insanlar da kendi tasarladıkları sığınakta çekilmiş durumda. Oyunun ismi olan Death Stranding yani ölüm kuyusu ise ölümle yaşam arasında durmayı temsil eden bir kavramdan geliyor. Kıyı kelimesi dünyanın birçok yerinde yaşanan bir olay olan balina ve yunusların kendilerini kıyıya atarak intihar etmelerinden esinlenmiş. Nedeni bilinmeyen bu durum oyunun birçok yerinde simgesel olarak karşımıza çıkıyor ve birçok sahnede balina ve balıkları görüyoruz. Oyunun baş kahramanı olan Sam Bridges ise bu kıyamet sonrası dünyada kargo teslimatı yapan bir taşıyıcı. Oyunun hangi zamanda geçtiği bilinmiyor ancak sahip olduğumuz alet, edevat ve teknolojilerden günümüzden 40-50 yıl sonrasını olduğunu tahmin ediyorum. Öncelikle oyunun ilk birkaç saati size hikayeyi anlatmaya çalışıyor. Bunları yaparken bol bol sinematik görüntüler kullanılıyor. Bu bazıları için biraz sıkıcı olsa da, mesela önüne gelene tekme atmak isteyenler sıkılabilir, hikayeyi anlamak için gerekli bir adım olmuş. Bu sinematikleri izleyerek dünyaya ne olduğunu, kahveye adı verilen ölmüş ama arafta kalmış ruhların neler yaptığını ve diğer detayları öğrenebiliyorsunuz. Oyunun mekanı ise belli ABD topraklarındayız. Amerika Birleşik Devletleri yıkılmış, yerine Amerika Birleşik Şehirleri kurulmaya çalışılıyor. Siz de bu birliğin kurulmasına taşıdığınız kargolarla yardımcı oluyorsunuz. Oyunda birçok değişken bulunuyor. Örneğin kahveye adı verilen ruhlarla karşılaşmak sinir bozucu oluyor. Kahvelerin görüldüğü yerde yağmur yağmaya başlıyor ve karanlık sesler duyarak onların orada bulunduğunu anlıyorsunuz. Böyle bir durumda BB yani bağ bebeği adı verilen ve özel bir kurozda yaşayan bebekler ki bunları üzerinizde taşıyorsunuz size yardımcı oluyor. Sam'e oyun boyunca tek bir bağ bebeği eşlik ediyor. Sam sıradan bir kargocu da değil. Kahvelerin yerini hissedebiliyor. Ancak BB olmadan onları göremiyor. Bu da BB kullanımını zorunlu hale getiriyor. Zaten oyunda birçok görevde BB kullanmak zorundasınız. Almama gibi bir seçeneğiniz de yok. Oyundaki bebeğinizle bir süre sonra duygusal bir bağ kuruyorsunuz. Spoiler olmaması için detay vermiyorum ama oyunun paralel hikayelerinden birisi de bu bağ bebek. Kahramanımız Sam'in bir diğer özelliği ise ölse bile tekrar hayata dönebiliyor olması. Bu yüzden kahvelere yakalansa bile tekrar hayata dönebiliyor. Ancak kahvelere yakalandığında kargo taşıyorsa bunlar zarar görebiliyor ya da kaybolabiliyor. O yüzden mümkün mertebe kahvelerden uzak durmaya çalışmak oyunun selameti için tavsiye edebileceğim bir yöntem olacak. Kargo teslimatlarını yaptığımız coğrafya ise oldukça engebeli arazilere sahip. Oyunda motosiklet ve kamyon dışında bir aracımız yok. Sadece kargoları üzerine yükleyebildiğimiz ve belli sınırlamaları olan uçan kuryeler bize eşlik ediyor. Death Stranding'de taşıyabileceğiniz kargoların bir ağırlık sınırı da bulunuyor. Oyun ilerledikçe ek ekipmanlarla taşıyabileceğiniz kargo ağırlığını arttırabiliyorsunuz. Ancak takdir edersiniz ki çok kargo taşımak yorgunluğunuzu da aynı oranda arttırıyor ve özellikle engebeli arazide hareket etmenizi zorlaştırıyor. O yüzden maharet her şeyi yanınıza almaktan değil, akıllıca ve ihtiyacınıza göre seçimler yapmaktan geçiyor. Bu arada kargoları sadece siz taşımıyorsunuz. İlerleyen bölümlerde kargo robotları da sizin yerinize teslimat yapabilir hale geliyor. Sizin kadar hasarsız teslimat yapamasa da robot kargocular da işinize yarıyor. Oyunun içinde kargo taşıyabildiğiniz gibi yolda işinize yarayacak merdiven, halat gibi aksesuarları da yanınıza alabiliyorsunuz. Ayrıca diğer oyuncuların bıraktığı halat ve merdivenleri de kullanabiliyorsunuz. Ek olarak bu tarz aletleri teslimat noktalarında siz de üretebiliyorsunuz. Oyunda ilerledikçe bazı silah ve bombalara da sahip olmaya başlıyorsunuz. Bunlar oyunun ilerleyen bölümlerinde karşına çıkacak boss türündeki yaratıklarla savaşmanıza da yardımcı oluyor.
Oyunun içinde başka oyuncuları göremiyorsunuz ama onların bıraktığı ya da düşürdüğü kargoları görebildiğiniz gibi ürettikleri binaları ve sığınakları da görüp kullanabiliyorsunuz. Hatta bu oyuncuların inşa ettiği binaları beğenebiliyorsunuz. Zaten oyunda kazandığınız tek şey bu beğeniler. Sosyal medyada olduğu gibi oyunda da daha fazla bina inşa ederek beğenileri arttırabiliyorsunuz. Ayrıca istediğiniz yere çeşitli simgeler bırakabiliyorsunuz. Bunlar da diğer oyuncular tarafından beğeniliyor. Yani bir nevi etkileşim sistemi oluşturulmuş ve bu sayede diğer oyuncularla dolaylı yoldan da olsa etkileşim kurabiliyorsunuz. Ayrıca oyunda teslimat noktalarında diğer oyunculardan ihtiyacınız olan alet, edevat ve aksesuar talebinde bulunabiliyorsunuz. Death Stranding'de tek düşmanınız kahveler değil. Onlardan nefesinizi tutarak ve yavaş hareket ederek kaçabiliyorsunuz. Bir de yükçüler adı verilen belli bölgelerde konumlanmış bir nevi kargo bağımlısı olmuş farklı bir türde kargocular da var. Bunlar tehlikeli ve üzerinize taşıdığınız bir kargo varsa saldırgan olabiliyorlar. Bazı kargo teslimatlarında yükçü bölgesinden geçmeniz gerekebiliyor. Bunları öldürmemeye çalışın. Zira ölen herkes için olduğu gibi yükçüler de ölünce kahve oluyorlar. Death Stranding'de 3D yazıcılarla bina, konaklama yeri, jeneratör, halatla kısa mesafeleri kat etmeyi sağlayan yapılar inşa edebiliyoruz. Birçok teslimat noktasında dinlenme alanı da bulunuyor. Bu alanda tuvalet gibi kişisel ihtiyaçlarınızı görebilir ve duş alabiliyorsunuz. Ayrıca dinlendiğinizde, ki bu uyumak oluyor, enerjiniz de yükseliyor. Öte yandan tuvaletinizi yapınca ya da duş alınca idrar, dışkı ve dış duştaki sudan kahvelerle savaşabilmek için özel silah malzemeleri de üretimi yapılıyor. Bu yüzden arada bu dinlenme alanlarına uğramanızı öneriyorum. Oyunda kargo taşırken de dinlenebiliyorsunuz. Bu dinlenmeler sırasında otururken uyumak da mümkün oluyor. Death Stranding'de kullandığımız araçlara bakacak olursak oyunda iki çeşit araç kullanabiliyoruz. Motosiklet ve kamyon. Her iki araç da elektrikli ve belli bir süre sonra pilleri bitiyor. Bunlar için yol üzerinde kendiniz jeneratör alanları oluşturabildiğiniz gibi başkalarının ürettiği jeneratör alanlarında araçlarınızı şarj etmek için kullanabiliyorsunuz. Ancak bu araçların kullanımı arazi şartlarında veya her ortamda mümkün olmayabiliyor. Bazen aracı bir yerde bırakıp yürüyerek devam etmeniz gereken yerlerle de karşılaşacağınız durumlar olacağını belirteyim. Oyunun ilginç bir tarafı ise zaman yıkımı adı verilen bir özellik. Yağmur ya da kar yağdığında zaman yıkımı devreye giriyor ve siz eğer yağmur ya da kar altında yürümeye devam ederseniz kargonuz hasar görmeye başlıyor. Zaman yıkımı dokunduğu her şeyi hızlı bir şekilde yaşlandıran bir özellik. O yüzden açık havada dolaşan herkes özel kıyafetler giyiyor. Kullandığınız araçlar da bu zaman yıkımından etkileniyor. Bu bakımdan bir kargoyu teslim etmek için ya bu zaman yıkımı bölgenden uzak duracaksınız, ya zaman yıkımının geçmesini bekleyeceksiniz, ya da hızlı hareket edip kargo hasarının az olmasını sağlayacaksınız. Zaman yıkımı sadece araçları ve insanları değil, aynı zamanda binaları da etkiliyor. O yüzden bir yapı inşa ettiğinizde bir süre sonra kullanılmaması hale gelebiliyor. Ama bunları tamir etmeniz mümkün. Bunun için ek materyallere ihtiyacınız olsa da bunları temin etmek çok zor değil. Oyunda farklı türden ekipman ve paketleri teslim etmeniz gerekiyor. Bazı teslimatları yapmak zorundasınız. Bazıları ise isteğe bağlı. Ama bunları yaparsanız puan ve beğeni sayınız da artıyor. Bunların bazılarında zaman sınırlaması da oluyor. Bazılarında ise hasar sınırlaması var ve %30'un üzerinde hasar olmayacak gibi ifadelerle teslimat yapmanız gerekiyor. Eğer yapamazsanız başarısız oluyorsunuz. Oyunda sadece kargo değil, bazı bölümlerde insan da taşımanız gerekiyor. İnsan taşımak zor ve hareket kabiliyetinizi kısıtlayan bir süreç, dikkatli olmanız gerekiyor. Death Stranding'in oyun tarafında çok fazla aksiyon olduğunu söyleyemem. Bazen yükçülerle savaşmanız gerekiyor, bazen de mecburen kahve bölgesinden geçmeniz şart oluyor. Ayrıca zaman zaman çıkan boss savaşları da sizi biraz zorluyor. Ama bunun dışında aksiyon tarafının çok yoğun olduğunu söylemek zor. Ama oyunun atmosferi tasarlanan kıyamet sonrası dünyayı çok iyi yansıtıyor. Hatta bazen devreye giren romantik müzikler de oyunun keyfini arttırıyor. Genelde karanlık bir dünya atmosferinde oynadığınız oyun bu müziklerle çok iyi örtüşmüş. Belli görevlerden sonra bu müzikleri çalma listenize ekleyebiliyorsunuz. Dinlenme odası adı verilen yerlerde bu müzikleri dinlemeniz de mümkün. Oyunun en ilginç özelliğini ise en son sakladım arkadaşlar. Oyundaki tüm karakterler gerçek oyuncular tarafından canlandırılmış. Ama bu canlandırmada oyuncunun yüzü ve hareketleri oyuna birebir aktarılarak yapılmış. Yani oyuncuların sadece sesleri ve hareketleri değil, yüzleri de oyunda yer alıyor. Bazı oyuncular genelde holografik olarak bizim karşımıza çıkıyor. Bazıları ise gerçekten de yüksek çözünürlüklü bir kalitede çıkıyor. Holografik olanların sebebi şu:
yer altında yaşayanları siz gerçek olarak görmeniz çok zor. Onlar sadece hologramlarla size iletişim kuruyorlar. Ama oyunda bazı karakterlerle birebir etkileşim kuruyorsunuz. Baş karakterimiz olan Sam Bird ise Walking Dead dizisinin başrolündeki isim olan Norman Reedus hayat veriyor. Oyundaki diğer tüm karakterler de gerçek bir oyuncu tarafından canlandırılıyor. Örneğin benim oyunculuğu çok beğendim. Matt Mikkelsen, ünlü yönetmen Guillermo del Toro ve komedyen Conan O'Brien gibi isimler de yer alıyor. Diğer oyuncular arasında Lea Seydoux, Troy Baker, Margaret Qualley gibi isimlerinde yer aldığını belirtelim. Takdir edersiniz ki bu tarz bir çalışma yöntemi yüksek emek ve maliyeti de beraberinde getiriyor. Kojima farklı düşünen bir zihin olduğu için oyun dünyası açısından çılgın bir macera olarak tanımlanabilecek bu yöntemi hayata geçirmiş. Bence güzel de olmuş. Adeta bir film izliyormuş gibi akıyor oyunun birçok sinematiği. Romantik müziklerle desteklenen bu akış sizi içine alıp farklı bir maceraya sürüklüyor. Gelelim oyunun Türkiye fiyatına. Ben bu içeriği hazırladığım Ağustos 2020 için oyunun fiyatı 399 TL idi. Oyunda Türkçe altyazı desteği bulunduğunu söyleyeyim. Bu da oyunun zevkini arttıran önemli bir faktör olmuş. Öte yandan Türkçe kullanıma dikkat eden biri olarak çevirinin çok iyi yapıldığını belirteyim. Yaklaşık 50 saate yakın oynadığım oyunda 1-2 yer hariç altyazılarda kelime hatası bile olmadığını söylemek isterim. Benim için önemli bir detay. Oyunda çoklu oyun seçeneği yok. Yaklaşık 50 saat süren ana bölümü bitirdikten sonra çok detay var bu konuda ama spoiler olmasın diye o detaylara girmiyorum. Kargoculuğa devam ediyorsunuz. Ancak bu standart kargoculuk bir süre sonra sıkıcı olabilir. Onu şimdiden söyleyeyim. Birbiri içine geçmiş farklı hikayeler barındıran Death Stranding yeni bir dönemin kapılarını açan bir oyun olmuş. Herkese hitap ettiğini düşünmediğim Death Stranding gerçek oyuncular tarafından canlandıran karakterleri, romantizm öğeleri, öteki dünya, ölüm teması ve müzikleriyle farklı bir deneyim sunuyor. Elbette oyunu beğenecek, ilgisini çekecek birilerin olduğunu da düşünüyorum. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Özgür Çetin olarak bu videoda sizlere Death Stranding oyunu ile ilgili yaşadığım deneyimi aktarmaya çalıştım. Oyunla ilgili merak ettiğiniz şöyle bir özelliği var mı? Şunu yapabiliyor muyuz oyunda? Ya da aklınıza takılan herhangi bir soru olabilir. Varsa bu videonun altında benimle paylaşmaktan çekinmeyin. Kanalıma abonesinizdir diye tahmin ediyorum ama değilseniz, ki aramızda olmayanlar var, abone olmayı unutmayın ve beni isterseniz Instagram ve Twitter gibi sosyal ağlarda takip edebilirsiniz. Farklı bir videoda görüşmek üzere, hoşçakalın arkadaşlar.